Bir cisim platformdan fırlatılıyormuş. Fırlatmadan x saniye sonraki metre türünden yüksekliği şu şekilde modellenmiş. hx eşittir eksi 5 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 180. Aa, normalde saniye veya zaman hakkındaki sorularda genellikle t değişkeni kullanılır ama bu sefer x değişkenini kullanacakmışız. Hadi bakalım. Şimdi burada ne olacağını düşünelim. Önce bunu bir görselleştirelim. Yükseklik için y eksenini kullanalım. Bu h eksenimiz olsun. Bir de x eksenini çizelim. Evet bu da x ekseni ve zamanı temsil edecek. x sıfıra eşit olduğunda platformun üzerindeyiz. Dolayısıyla yine de belli bir yüksekliğe sahip olacağız. Zamandan bahsederken alışkanlıktan t eşittir sıfır diyesim geliyor. ama doğrusunu söyleyeyim x eşittir sıfır. Evet x eşittir sıfır zamanında zaten belli bir yükseklikte olacağız. Çünkü bir platformun üzerindeyiz ve birazdan bu cismi veya bu roket diyelim fırlatacağız. Cismin hareketi bir parabol şeklinde olacak ve kolları aşağı doğru açılan bir parabol olacak. Bunun kolları aşağı doğru açılan bir parabol olacağını nereden bilebilirsiniz ki diyebilirsiniz? Evet şekil işte Tam buna benzeyecek. Ben mükemmel şekilde çizemedim ama umarım genel fikri anlamışsınızdır. Bunun bir parabol olduğunu, özellikle de kolları aşağı açılan bir parabol olduğunu bu denklemde neler olduğuna bakarak anlayabilirsiniz. Bu tepe noktası formunda yazılmış ikinci dereceden bir ifade. Tepe noktası formunda x kareli bir ifademiz var ve sonra bunu eksi 5 ile çarpıyoruz. İşte bu bize kolların aşağı doğru açılacağını söylüyor. Bunları çarpacak olursanız x eksi 4'ün karesi x kare artı bir şey artı bir şey olacak. Ardından da tüm bu terimleri eksi 5 ile çarpmanız gerekecek ve baştaki terimimiz eksi 5 x kare olacak. Dolayısıyla e, bu grafiğin buna benzeyen kolları aşağı doğru açılan bir parabol olduğunu söyleyebileceksiniz. Şimdi gelin bu görsele de dayanarak bu konudaki bazı soruları cevaplamaya çalışalım. Cevaplamak istediğim ilk soru platformun ne kadar yüksek olduğu evet platform ne kadar yüksek şimdi videoyu durdurmanızı ve soruyu önce kendi başınıza çözmeyi denemenizi açıkçası tavsiye ediyorum Şuradaki şu değer kaçtır? Gördüğünüz gibi x eşittir 0 zamanında o değerdeyiz. Bu yüzden platformun ne kadar yüksek olduğunu bulmak için aslında sadece h 0. Evet bu değeri hesaplamamız gerekiyor. Bu da eksi 5 çarpı eksi 4'ün karesi artı 180 olacak. Sadece x'in yerine 0 yazdım anlaştık mı? Eksi 4'ün karesi 16'dır. Eksi 5 çarpı 16 eksi 80 artı 180 derse sonuç 100'e eşittir. Demek ki platformun yüksekliği 100 metreymiş. Hatırlarsanız yükseklik metre türünden verilmişti. Peki, bir sonraki sorum şu. Fırlatmadan kaç saniye sonra maksimum yüksekliğe ulaşırız? Evet, soru bu kolları aşağı doğru açılan bir parabolden bahsediyorsak maksimum yüksekliğimiz tepe noktamız olacak öyle değil mi? Evet tepe noktası maksimum yüksekliğimiz olacak. Dolayısıyla bunun x değeri bize kalkıştan ne kadar zaman sonra veya fırlatmadan ne kadar zaman sonra maksimum yüksekliğe ulaşacağımızı söyler. Görebileceğiniz bir rengi kullanmaya çalışıyorum. Evet peki. Buradaki x değeri nedir? Şimdi bir kez daha videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize bulmayı deneyin. Evet, fırlatmadan kaç saniye sonra maksimum yüksekliğe ulaşılır sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Tepe noktasının x koordinatı cevabımız olacak. Peki bunu nasıl buluruz? Şöyle ki bu ikinci dereceden denklem zaten tepe noktası formunda yazılmıştı. Bu da denklemden tepe noktasını anlamanın nispeten kolay olmasını sağlıyor. Tabii bundan yararlanabilmek için ifadenin yapısını bilmemiz lazım. İfadede Neler olduğuna birlikte bakalım. Burada 180 var ve bir de buradaki diğer terimimiz var. Karesi alınan herhangi bir değer negatif olamaz. Bu yüzden x eksi 4'ün karesi negatif olamaz. Ama sonra bunu eksi 5 ile çarpacağız. O yüzden de bu şeyin tamamı pozitif olamayacak değil mi? Yani hiçbir zaman 180'den daha büyük bir değer elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla maksimum değeri bu terim sıfıra eşit olduğu zaman elde edilebiliyor olacak. Peki bu terim ne zaman sıfıra eşit olur? Bu terimin sıfır eşit olması için x eksi 4'ün sıfır eşit olması gerekir. x eksi 4'ün sıfır olmasının tek yolu da x'in 4'e eşit olmasıdır. Evet sadece buna bakarak da bunu sıfır yapan değer nedir diye düşünüp 4'ü bulabilirsiniz. x eşit. 4. Bu terimi 0 yapar. Eğer h 4'ü yazarsak, evet h4, bu terim 0'a eşit olur ve geriye sadece 180 kalır. İşte buranın değerini bulduk. Maksimum yükseklik 180'miş ve buna fırlatmadan 4 saniye sonra ulaşılıyormuş. Peki, şimdi size soracağım son soru şu. Fırlatmadan ne kadar süre sonra sıfır yüksekliğine ulaşırız? Yani hangi x değeri yüksekliğimizi sıfır yapar? Bunu bulmak için hx eşittir 0, evet hx eşittir 0 denklemini çözmek zorundayız. Ya da hx'i şöyle yazabiliriz eksi 5 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 180 eşittir 0. Şimdi bir kez daha videoyu durdurun ve bunu çözmeyi siz deneyin. İlk olarak her iki taraftan da 180 çıkarırsak, eksi 5 çarpı x eksi 4'ün karesi eşittir eksi 180 olur. İki tarafı da eksi 5'e bölebiliriz. O da x eksi 4'ün karesi eşittir. 36 değil mi? Evet 36 eder. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Sonra bunların kareköklerini alabiliriz ve bundan da x eksi 4 eşittir 6 veya x eksi 4 eşittir eksi 6 elde ederiz. Bu ilk durum için her iki tarafa da 4 eklersek x eşittir 10 buluruz. Veya bu ikinci durum için her iki tarafa da 4 eklersek x eşittir eksi 2 buluruz. Şimdi burada zaman söz konusu olduğuna göre eksi 2 geçmişte bir zamanı ifade eder. Yani bunun olabilmesi için cismin zamanda geriye doğru gitmesi gerekir. Ama zaten bizim asıl aradığımız x bu değil. Biz pozitif olan zaman değerini istiyoruz ve o da işte tam burada. İşte bu. X eşittir 10 noktası. Demek ki kalkıştan 10 saniye sonra yüksekliğimiz 0 olacak. Yani eğer zemin yüksekliği 0 ise ve zemin sanırım deniz seviyesinde ise roketimiz bu zamanda yere çarpacak.